Selamlar. Tavşan Avı'nın 8. bölümüne hoş geldiniz. İnanılmaz dolu bir bölüm. Belki de en dolu bölümle karşınızdayım. Dün gece SmackDown vardı. SmackDown'da bir sürü önemli olaylar oldu. Kusura bakmayın birazcık hastayım. Tekrar söylüyorum. QR kod <laughs> tekrar gözüktü. Başka bir QR kod. İnanılmaz şeyler olacak. Bak şimdi birazdan gerçekten kemerlerinizi harbiden bağlayın yani. Şaka yapmıyorum. Acayip şeyler göreceksiniz. Öncelikle ben şu yazılarımı hazırlayayım kenara. Bir saniye. Tamam. Evet arkadaşlar. Hazırsanız 8. bölüme başlıyoruz. Let's go. Öncelikle. Dün. Zaten bir önceki Ra'dan işte bu zamanın tarihi falan verilmişti. Bu tarihte bir şey olacağı belliydi. Winnipeg falan filan böyle. Şimdi burada bir QR kod yayınlandı. QR kodu da şu an burada göstermiyorum. Ya da dur şeyden açabilirim. Bir dakika. Aynen. Onu kaydetmiştim çünkü. Evet. Şöyle bir QR kodumuz var arkadaşlar. Bu QR kod nerede geldi ama karşımıza? Bunu da söyleyeyim. Bu QR kod tam Karen Cross promo kestikten sonra promosu bittiği anda hemen bu QR kodu gördük. Bu QR kodu cebinize atın. Bu QR kodu okuttuğunuz zaman karşınıza böyle bir video geliyor. Hadi gelin bu videoya bakalım sizle. Ya dur sıfırlayalım bunu. Böyle bir şey geliyor. Bas. Tü tü. bir domuz var arada böyle ortadan ikiye bölünmüş domuzlar kafaları ee, kalmış domuzlar ve böyle bir görüntü var bir kurt var bir kurt var şimdi bu kurtu biliyorsunuz Bir de bu diğer kurt bu, bu kurtun da olayını bilmeyenler varsa kırmızı başlı kızda falan da var. Ya da işte üç küçük domuzcuk bir, ben bunu çocukken koyun diye masallarını dinlemiştim. Orada böyle insan kılına girmiş bir kurt var. Bu. Bu kadar. Bu, bu kadar video. Görüşürüz arkadaşlar kendinize. <laughs> Bakın şimdi nereden nerelere gideceğiz. Şimdi öncelikle bu domuz muhtemelen şeyi şey adını unuttum o Firefly Funhouse'daki domuz var ya. Herhalde ya onu simgeliyor ya ona bir gönderme. Kurtu da yani normalde tam olarak e, bilmiyorum kurt nedir diye ama şimdi birazdan öyle bir noktaya geleceğiz ki. Şimdi bakın mesela bu Bray White'in göğüs dövmesi. <laughs> Bray White'in göğsünde kocaman bir kurt var. Bunu atın cebinize. Böyle bir devasa bir kurt dövmesi var Bray White'da. Meşhur bir masal var arkadaşlar. Ben çocukken özellikle... E, yani anlatıldığı zaman böyle. Ben de işte dediğim gibi bir e, koyun olarak anlatılıyordu. Bana babaannem falan anlatıyordu öyle hatırlayayım. Hatırlıyorum. E, üç, üç küçük domuzcuk herhalde Türkçesi. işte three little piglets falan diye. Burada kurt kılık değiştiriyor. Kurt kılık değiştirip giriyor şeye böyle. E, işte eve girmeye çalışıyor. Domuzları yiyecek çünkü. Onları böyle kandırmaya falan çalışıyor. Bakın bakalım burada o kurt ne diyor arkadaşlar. Kurt eve girmeye çalışırken bakın ne diyor. Open the door and let me in. Ne demek let me in? Hayda. Ya bu kurt zaten ki görselde de demin görmüş olduğunuz şuradaki görselde o kurt var. Hani kılık değiştiren eve sızmaya çalışan kurt. Let me in diyor bu arada. Neyse devam edelim. Burada işte domuz falan var bunu da görün. İşte bu hikaye yani. Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Burada şimdi bakın biraz daha bir geçsin. Geçsin biraz. Bundan telif yer miyim bilmiyorum bu müzikten belki yerim. Ama birazdan bu sıt sıt bozulduktan sonra ya domuzlar yok olmuş yani. Kurt herhalde domuzları ya öldürmüş bilmiyoruz. Burada bir Morse alfabesi var. Duyuyorsunuz değil mi? Morse alfabesinde bilmeyenler varsa bu hani e, tam nerede kullanılır denizcilikte falan işte böyle işte sinyal göndermek için falan eskiden bu dıt 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 falan var tam olarak nerelerde kullanıldığı geniş alanını bilmiyorum. Morse alfabesi böyle bir şey hani uzun tutarsanız atıyorum bir harf söyleniyor tık tık yaparsanız başka bir harf falan. Bu Morse alfabesinde de şöyle bir şey var abi. İnternetten araştırdığım kadarıyla Morse alfabesinde buradaki Morse alfabesinde Azazel reborn yazıyor. Azazel nedir? Azazel'de İbranice'den gelen bir terim. Bizdeki bildiğiniz işte İslamiyette ya da diğer böyle işte <laughs> dinlerde falan bildiğiniz şeytan aslında. hemen aklınıza geliyor Prayvat şeytan olan bu finte zaten böyle şeytanımsı bir şeydi falan filan değil mi böyle? Azazil reborn reborn şeytan yeniden doğuyor demek. Buradaki Morse alfabesinde internetten araştırdım kadarıyla çünkü bilmediğim için Morse alfabesini. Azazil reborn şeytan yeniden doğuyor diyor bu alfabede. Seste duyduğunuz bu Şimdi devam edelim bakın neler geliyor. Fallen diye bir film var arkadaşlar. Fallen filminde Ezazel işte yine bu şeytan. Bu, bu işleniyor hatta. Bu Fallen filminde eski bir film. Denzel Washington başrol oynuyor bu filmde. Bu filmin açılış sahnesinde bakın ne var. Bakın. Bu sahnede bir şarkı var. Din, i̇yi dinleyin bu şarkıyı çünkü birazdan çok önemli bir yere bağlayacağız. Ezazel hatırlayın Morse alfabesinde Ezazel'dan bahsediyordu. Bu filmde de Ezazel var. Time is on my side. Zaman benim tarafımda diyor. Zaman benim dostum. Zaman benim tarafımda diyor. Time muhabbeti ki zaten burada bir Şimdi bunu da göstermeyeyim size herhalde. Time is on my side. Kum saati. En başta da kum saatleri falan vardı White Rabbit'te biliyorsunuz. Şimdi bunu attınız. Morse alfabesinde Azazel geçiyor. Fallen filminde Azazel var. Ve şarkı filmin direkt başında giriş enerinde Time is on my side şarkısı çalıyor. Bakın şimdi bu şarkıyı biz daha önce nereden duyduk? Ta Bray Wyatt'ın FCW'da daha yani Haskeristan yeni döndüğü zamanlar. Bakın ee, debut promosunda ne diyor? Esadüf. Allah Allah. Morse alfabesinde Eze vardı. Bizzat Eze o filmdeki Giriş müziğiyle aynı. Allah Allah. Time is on my side. Neyse. Bunu da attık cebe. Tamam mı? Bunu da attık cebe. Şimdi devam ediyoruz. QR kodda Siz görüyor musunuz? Siz göremiyorsunuz. Yukarıda. QR kodun linkinde 19.11 yazıyor abi. Bak QR kodun linkinde 19.11 yazıyor. www.com slash 1911 1911 Peki biz bunu daha önce nerede gördük? Allah Allah. Nerede gördük biz bunu daha önce ya? Firefly Funhouse 19-11. Bu tam olarak neye e, işarettir onu da bilmiyorum. Şimdi bakarsın mesela Kasım. He 19-11, 19 Kasım'da ne var diye. WWE'de pek bir şey yok o tarihte. Ama 19-11'i biz daha önce görmüştük. Yani. Bunu da cebe attınız. Şimdi SmackDown sırasında bir pankart gösterildi arkadaşlar. SmackDown sırasında arkada... Revel, artık nasıl söyle, Revel diye mi bilmiyorum. Revel in what you are. Bu da ne demek biliyor musunuz? Hemen onu da çevireyim size. Varlığını yani benliğini, ne olduğunu kutsa gibi bir şey. Hani bunu kutla, kutla gibi, pardon kutsa değil, kutla. İşte bundan keyif al falan gibi bir şey. Peki biz bunu nerede gördük daha önce? Revel in what you are. White'ın 2019 yılında, işte Rob uh, Scamberger diye birinin onu çizdiği görselle Rebel in what you are yazması. Aynı şey. Bakın. Aynı şey. Dün gece SmackDown'da burada da vardı işte. Gördünüz mü? Rebel in what you are. Adım adım gidiyoruz herhalde Wyatt'a doğru. Şimdi daha böyle karmaşık şeylere girmek üzereyiz. <laughs> Şimdi bu videoda siz görmüyorsunuz. Yani ben bu kamerayı kaldırsam bile göremeyeceksiniz. Tam şurada o kadar küçük bir tavşan var ki Küçücük ama. Yani gerçekten böyle mikronluk neredeyse küçücük bir tavşan resmi var. Onun üstüne geldiğinizde yine göremeyeceksiniz buradan da ben bunu göstersem de. Üstüne geldiğinizde yazıyor ki TS bakın. TS S10 E6 yazıyor. TS S10 E6 yazıyor. Bunu da Sean Ross belirtti ki Neredeydi? Heh. <laughs> Buraya bağlayacağım şimdi. Şarnostop bunu da dedi ki. Bu dedi T.S. The Simpsons. Simpsons dizisi var. Çizgi film var biliyorsunuz. Orada 10. sezon 6. bölüm diyor. T.S. S10. Sezon 10. E. episode 6. Bakın şimdi. Bundan telif yeriz. Küçük göstereyim size daha iyi olur. Bakın şimdi. Simpsons'ların 10. sezon 6. bölümünde ne var? Uh -oh. Homer. Bakın şimdi. Şuradan gösterecek daha iyi olur. Şarkı tanıdık geliyor bir yerden ya. Arkadaşlar bildiğiniz Jefferson Airplane'in White Rabbit şarkısı. Simpsonlar 10. Sezon 6. Bölüm. <laughs> your are... head. Bakın gördünüz mü o küçücük tavşanın üstünde yazan şey TS The Simpsons 10. sezon 6. bölüm Bana böyle sanki Sean Ross Sepp de bunlarla anlaşmalı gibi geliyor Yoksa onu nasıl anlayacağız ya yani Bilmiyorum ben gerçekten ama olabilir de bilemiyorum <laughs> Gördünüz Şimdi QR kodun Burada QR kodun açılan sitesinin Kaynak kodlarında bir telefon numarası var arkadaşlar Kaç olduğunu unuttum şu an şu, bakın şu numara, bu telefon numarası, bu telefon numarasında bir mesaj dinletiliyorsa, bir ses kaydı. Burası e, hassas kalpler için, ha, hassas kalpler için birazcık korkutucu olabilir arkadaşlar. Lütfen şu ses kaydını bir dinleyin, çok kritik. Şu ses kaydını dinleyin. Bakın ne çalıyor burada. Bu da nereden geliyor? Onu bir kere daha söyleyeyim. QR kodun kendi işte kaynak kodları da böyle bir telefon numarası var. Bakın dinleyin. O Şeytani bir ses gibi geliyor değil mi? Şişt. Korktunuz mu? Birazdan acayip bir yere bağlayacağım. Evet. Böyle bir ses kaydı arkadaşlar. Şimdi bu sesi bir de tersten dinleyin bakalım. Bu sesi bir de tersten dinleyin. Bravo. Bravo, Echo. Bravo, Echo. Yazın bunu. Bravo, Echo. Bunlar kodlamadır. shieldın kodlanabiliyorsunuz değil mi? İşte, işte Sierra Hotel, India, işte Shield yani. Devam ediyoruz şimdi. Bravo, Echo. Lima, Lima, Bell. Alpha, Alpha, A. India, Romeo. India, Romeo. Belayer yazıyor arkadaşlar. B-E-L-A-I-R Bunu not alın. Yani Bravo, Echo, Lima, Alfa, India, Romero. Bunları not alın arkadaşlar. Belayer yazıyor. Ve devam var. I am the way into the city of woe. I am the way into the city of woe. I am the way into eternal sorrow. I am the way into eternal sorrow diyor. biz bunları nerede duyduk peki daha önce? Neredeydi o? Heh. Peki biz bunları daha önce nerede duyduk bu 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 söylemleri? Bakın. You are the way into the city of woe. Aynı söz. Aynı söz gördünüz. Peki bu sözün kaynağına gitmeden önce ufak bir şey değineceğim. Belair dedi değil mi? İşte bravo, Eko, Lima, Alfa, India, Romero, Belair. Belair da internette bulduğum bir şey. hani bu tam o mudur bilmiyorum. Fresh Prince of Belair diye bir tane dizi var arkadaşlar. Bu sitcom ve Will Smith oynuyor. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. Bayağı popüler bu. Yani 34 milyon sadece giriş müziğinin bakın. Yani şeyi izlenmesi. Bu dizi nerede geçiyor peki? Bunu şarkının başlarında Will Smith zaten söylüyor. Evet. Elif gelmesin. Bakın, bakın burada ne diyor Will Smith? Neresi burası? Bu dizi Belair dizisi, Fresh Prince of Belair. West, place... West Philadelphia Born and Raised diyor, Philadelphia. Peki, Extreme nerede arkadaşlar? Sean Ross Sapp'in White Rabbit olayı Extreme çözülecek dediği Extreme nerede? Philadelphia'da. Belki bu da bir bağlantıdır, bilemiyorum. Ya da biz kafayı yedik artık. Ya da internette herkes kafayı yedi artık. Böyle bir şey var. <laughs> Böyle bir şey var arkadaşlar. Bir, bir, saniye su içmem lazım. Şimdi White'ın söylediği ses kaydına geri dönüyoruz şimdi. Bu çok önemli. Yani White'ın söylediği derken White mi acaba bilmiyoruz da. Bu ses kaydına şimdi geri dönüyoruz. Burada diyor ki I am the way into the city of woe. I am the way into the city of woe diyor. Şimdi bu bu White zaten bunu daha önce de söylüyordu. Erken Rönesans döneminin böyle en büyük isimlerinden biri var Dante. Bilenler bilir zaten ilahi komedyanın. Yani hatta şöyle söyleyeyim internette biraz araştırdığım kadarıyla modern İtalyanca'nın ilk örnekleri falan yani. Oradan günümüze kadar ulaşıp modern İtalyanca'nın kaynağı falan yani. O seviye büyük bir eseri var ilahi komedya diye. Ve bu da 3 bölümden oluşuyor. Cennet, Cehennem, Araf. Cehennem kısmında peki ne yazıyor? Gelin bakalım. Hatta Türkçeleştir Türkçesini de buldum bunu sizin için. Bakın Dante'nin girişi. I'm the way into the city of woe. I'm the way into the eternal pain. Şimdi bunu zaten e, Eternal Sorrow diye söylüyordu ses kaydında. Bu da Türkçesi. Buradan gidilir acılar kentine, buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya. Daha hepsini çevirmemize gerek yok. Bu da bildiğiniz Dante'den geliyor. Bak buradan geliyor bu söz. Ve bunu Bray White söylemişti daha önceden. Ve aynısını ses kaydında da duyuyoruz. Ve bu Dante'nin bahsettiği ilahi komedideki bu bölüm cehennem. Yani inferno kısmında. Cehennem. Devam. Bunu da cebine attınız. Ve artık son bahsedeceğim şeye geldik arkadaşlar. Hem hem hem. Bu 6 tonda işte... <laughs> ses kaydını tersten çevirip yani normal bizim anlayacağımız şekilde çevirip tersten çevirip yani ses kaydının orijinalinin tersine çevirip onu daraltmışlar galiba altı top bir şey tonuna çevirmişler ve bakın bu ses kimin sesine benziyor. Bravo. Echo. Lima. Alpha. India. Brave sesine benzemiyor mu sizce? Ki zaten burada Brave fucking White himself. Kendisi gerçekten konuşuyor Bak bu bizzat Bray Wyatt'ın sesine çok benziyor. Alpha. Romeo. Romeo. Anladınız değil mi? Asıl öldürücü vuruşa geçiyorum şimdi. Hazırsanız. Öldürücü vuruşa geçiyorum arkadaşlar. Bu ses kaydının orijinalini tersten çevirince anlıyoruz değil mi? Gelin bakalım. ...Jefferson Airplane'in White Rabbit şarkısının sözlerinden birine. When the logic and proportions have fallen sloppy dead and the white knight is talking backwards. Beyaz şövalye tersten konuşuyor. Tersten konuşunca falan. Beyaz şövalye tersten konuşmak. Beyaz şövalye tersten konuşmak. White Rabbit. Videoya hede bağlanıyor sonradan. Ses kaydı zaten en başta tersti. Biz onu terse çevirdik. Düzleşti. Ve bu ses demin dinlediğimiz kadarıyla tonlaması ayarlanınca Bray White'ın sesine çok benziyor. Arkadaşlar büyük konuşmak istemiyorum ama belki de Extreme Rules'da 8 Ekim'i e, 9 Ekim'e bağlayan gece 3'te benim de YouTube'da yayın açacağım gün belki de Bray White o gün ya gözükecek ya çok büyük bir olay olacak ve ortaya çıkacak evet bu Bray White diyeceğiz. Bu da Dün geceki SmackDown'da olanların hepsinin bütün QR koddur. Oradan o kodun kaynak kodundan alınan aşağıdaki tavşandaki işte Simpson bölümünün bilmem nesinden tutun telefondaki ses kaydı hepsi bu böyleydi. Artık adım adım gidiyoruz. Tavşan avında 8. bölümü noktalandı. 9'da görüşmek dileğiyle çünkü önümüzde Raw olacak. Adım adım da gidiyoruz bakalım. Hayırlısı olsun. ya Gazamız mübarek olsun abi. 8. bölüm noktalandı. Bay bay.